sevgili hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim çocukluğum buralarda geçti. Bahçede geçti. Osmaniye'de geçti. Uzun zamandır gelemiyorduk. Başkanımız birkaç kez davet etti sağ olsun. Ama bir türlü fırsat bulamadık. Bugün buraya gelmiş olmaktan, sizlerle beraber olmaktan, her ne kadar hava yağmurluysa da onu bereket saymaktan memnunuz. Aramıza hepiniz hoş geldiniz. İyi ki hep beraberiz ve bu mücadeleyi beraber veriyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Urfa'dan geliyoruz. 3 gündür Urfa'daydık. Akçakale'de, Birecik'te, Haliliye'de, Eyyubiye'de, Urfa'da 3 gün seçim çalışmaları yürüttük. Doğu masası çalışmaları yürüttük. Hani bir zamanlar bize diyorlardı ya, siz Ankara'nın ötesine geçemezsiniz diyorlardı. Urfa'dan, Akçakale'den, sınırın sıfır noktasından Tayyip Bey'e bir selam gönderdik. Dedi ki Tayyip Bey, biz Suriye sınırındayız. Daha önce de Hakkari'den Van'dan selam göndermiştik. İran sınırından, Irak sınırından. Bundan sonra dedik, daha ötesi pasaportla gidiliyor. Gitmemizi istediğin, gidemiyorsunuz dediğin bir yer varsa bize söyle, biz oraya gitmeye hazırız. Bravo. Bravo. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin dört bir yanında katılımlarla büyüyor. Urfa'da da üye katılım töreni yaptık. Başka illerimizde de Hakkari'de, Van'da, Şırnak'ta, Batman'da, Erzurum'da, Iğdır'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan geniş kesimler var. Biz onları kucaklıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu paylaşacağız. Biz iktidar konusunda kıskanç değiliz. İktidar olsun diye düşünmüyoruz. İktidar altılı masanın iktidarı olacak. Hep beraber yanımızdaki diğer siyasi partilerle köklü Türkiye'nin önemli siyasi geleneklerinden gelen siyasi partilerle Türkiye'nin yaşamış olduğu bu sorunları, bu ağır zulüm düzenini hep beraber aşacağız. Bunun için iktidar büyük korku içinde. Diyorlar ki biz bu masayı dağıtmazsak bu iktidarımız gidiyor. Doğru Tayyip Bey. Doğru. Senin iktidarın gidiyor. Ama senin bırakmış olduğun o çöküntüyü, maalesef o çöküntüyü toplayacak olan, Türkiye'den mutabakatla çalışan, hangi siyasi görüşler olursa olsun masada yeri olan insanlarla beraber biz Türkiye'yi düze çıkaracağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinde bir uyuşturucu problemi var. Osmaniye'de de var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından önce Osmaniye'de uyuşturucunun ne olduğunu kimse bilmezdi. Ciddi bir uyuşturucu problemi var. Çocuklarımız zehirleniyor. Ve bir İçişleri Bakanı var. O İçişleri Bakanı uyuşturucu satanları yakalamak onun göreviyken, Türkiye'de asayiş onun göreviyken, Türkiye'de güvenliği sağlamak onun göreviyken, maalesef uyuşturucu baronlarıyla, mafya babalarıyla fotoğraf çektiren, onlarla günlü gün eden bir İçişleri Bakanı var. Burası Osmaniye. Burası aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeli'nin de memleketi. Buradan onun memleketinden diyorum ki, o uyuşturucu mücadelesini yapmayan, Türkiye'yi asayiş konusunda geri bıraktıran İçişleri Bakanı'na verdiğiniz desteği kesin. O bakandan bir şey olmaz. O herkesin Süleyman Soylu dediği, bizim Fotoroman Süleyman dediğimiz adamdır. O ne partisine ne Türkiye'ye yakışan bir insan değil. Süleyman Soylu'nun şu parmak ucu kadar onuru varsa bugün istifa etmesi gerekir. Ama ben biliyorum. Ona diyecekler ki istifaya falan gerek yok. Biliyorsunuz AKP'de istifa edilmiyor zaten. Af diliyorlar. Sen merak etme Süleyman. Biz seni 7 ay sonra gereken yere göndereceğiz. Hiç merak etme.
Türkiye'de adaleti tesis etmediğimiz sürece, güvenliği tesis etmediğimiz sürece Türkiye'nin açılmaz arkadaşlar. Türkiye'ye Suriye Savaşı'nda almış oldukları yanlış kararlardan dolayı, yanlış dış politikadan dolayı milyonlarca Suriyeli geldi. Biz o Suriyelileri 2 sene içinde kendi memleketlerine göndereceğiz. Bu konuda kararlıyız. Irkçılık falan yapıyor değiliz. Memleketlerindeki düzeni tesis edeceğiz. Barışı sağlayacağız. Onları davulla, zurnayla kendi memleketlerine göndereceğiz. Türkiye'nin huzurunu bir sokakta bulmadık. Türkiye'nin güvenliğini bir sokakta bulmadık. Ama bunu yaparken de demokratik yollardan, ırkçılığa sapmadan, Türkiye'nin bizim güzel insanımızın yüzünü yere baktıracak işler yapmadan bunu yapacağız. Değerli arkadaşlar, yağmur yoğunlaştı. Ben sizi çok bekletmeyeyim. Sizi görmek için geldim. Ama bu yağmurda sizi daha fazla ıslatmak istemem. Şunu söyleyeyim. Bugün bir anlaşılışını yapıyoruz. 1 sene sonra biz Osmaniye'ye geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına gelmiş olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolu hep beraber yürüyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber veriyoruz. 1 santim geri basmaya niyetimiz yok. Allah yolunuz açık etsin. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah Süleyman. Eyvallah. Ben ismen biliyorum. İsmen biliyorum. Evet. Ah, Süleyman abi. Gençlerden bizim gençlerden.